Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu videoda baya baya duyum konuşacağız ama önce Fenerbahçe'de Lincoln'e yol göründü. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln'e Nike ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtiliyor. bu haberi yapan arkadaşa içtiği maddeden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi madde içiyormuş. Sakatlık sebebiyle fazla katkı verememiş. 10 numara olarak alınan sol bekte de oynayan tecrübeli futbolcu. Tecrübeli futbolcu dediğinin yaşını da bilmiyorlardır eminim de. Sözleşme fesih görüşmelerine başladığı belirtildi. Kontenjanda yer açılacak. <laughs> Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon. Bak. <laughs> Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkıp bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2063 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2 gol 8 asiste skora etki etti. Şimdi haberin palavralarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Futbolcu sakatlı bilmem bir katkı veremedi ama yine de şu kadar oynadı bu kadar oynadı falan. Arkadaşlar Lincoln yolcu gibi falan ve 5.5 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 24 Kasım'da 25 olacak Kasım'a kadar zaten iyileşip ee, şeyler olacak. 9 Ekim'e kadar oynamaması daha Doğru. Çünkü çapraz bağ yırtığı Yapmış olduğu ameliyatlar ameliyatlar çok sıkıntı. 3,5 milyon euroya aldık. Santa Clara'dan sakatlanmadığı dönemde bile 7 milyon euro teklifler alan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve sen bu futbolcuyu beğenmiyorum. Ee, ben bu futbolcuyu göndereceğim diyorsun. Son derece enteresan. Son derece enteresan. Son derece enteresan. Arkadaşlar lisansının dondurulma durumu var. Hani devre arasına kadar oynamayıp Kendine tam hazır istedim. Devre arasından sonra takıma katılmasının düşünüldüğünü belirteyim. Çünkü 6 tane eleme, 6 tane konferans ligi maçı 12. 19 tane de lig maçı 31. 31 maç. Yani ee, bu da bir risk. hani Ekim'de iyileşecek olsa aşağı yukarı belki de 20 maç falan kalmış oluyor. Yok 6 tane zaten gidiyor 25. O zaman kadar bir 8 tane 8 lig maç olsa 17 falan kalıyor. Kendime geldiği de etti derken 10 maç falan kalıyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin bence lisansını donduracak olmasını bunlar yanlış anladılar. Fenerbahçe'de ayrılık başka. Mesela Serdar Dursun. Yani Serdar Dursun'la bu hafta içerisinde yolların ayrılması hedefleniyor. Bilginiz olsun. Hücum hattına yeni isimler eklendi. Serdar Dursun. Yurt içinden yurt dışından birçok talibi var. 31 yaşındaki oyuncunun 1 artı 1 senesi daha var. Ve Fenerbahçe'den 750 bin euro maaş alıyor ama hiçbir takım bu maaşı veremiyor. Fenerbahçe'de 200-300 bin euro üstüne ekleyip sözleşmesini feshedelim diyormuş. Hayır. Serdar'a birçok takımdan teklif var. 28 gole etki etti. 2021 yazında Darmstadt'tan bonservis olarak geldi. 63 maça çıktı. 19 gol. 9 asist yaptı. Arkadaşlar 1-2 milyon euro da olsa Serdar Dursun'a bon servis hedefliyoruz. Bilginiz olsun. Bon servis getirmezse de lisansı askıya alınır. Kenarda bekler. Kendi bilir. Bunu bu şekilde söylemek zorundayım. Ama biz yine de her an oynatacakmış gibi kadrolara falan dahil ediyoruz Avrupa kadrosuna. Bilginiz olsun. William Arrao kulüp aramaya başladı. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal William Arao'yu konferans ligi kadrosunun dışında bıraktı. Aslında Mesajı verdi. Ve zaten bu bölgede transfer yapacak olan Arao Fenerbahçe ve ee, Arao kulüp aramaya başladı. Al Hilal'in başına geçti Jorge Jesus. Hadi al çocuğunu diyoruz. Herkes Jesus işte Arao'yu istiyor, Rossi istiyor derken ben size ne dedim? Ben bunu doğrulatamadım. Hala da aynı şekilde. Ve birçok kulüp ilgileniyor. 3 milyon euroya transfer edildi. 45 maçta bir gol 5 asisti var. Ayrılmak istiyoruz. Arao'nun temsilcisi şu anda kulüp bakıyor arkadaşlar. Bu öyle bir anda 5 dakikada 15 günde olacak iş değil. Belki Ağustos'un sonuna kadar sürecek bir serüven süreçten bahsediyoruz. Bilginiz olsun. Bu arada transfer dönemi bitene kadar. Kadronda kaç tane yabancı var? 17. 17'sini de oynatabilirsin. Bakın herkes beni dikkatlice dinlesin. Kural gereği kadronda kaç yabancı var? 17. Hocam ama 14 İlk 11'de 8 yedeklerde 6 tane oynatabilirsin. 14 3'ü kadro dışı kalır. Ama öbür maçta da o 3'ünü kadroya alıp öbür 3'ünü çıkartabilirsin. Transfer sezonu bitene kadar Eylül ayına kadar bunu yapabilirsin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Avrupa'da da oynatabilirsin. Lig'de de oynatabilirsin. Bu kuralı unutmayın. Mustafa Hoca demişti dersiniz. Diego Rossi ayrılması kesinleşen diğer isim. Bak Arava gidici. Bir. Serdar Dursun gidici. 2 Diego Rossi gidici 3. Tıpkı Atilla Salay'da söylediğim gibi bunların hepsi gidici. Şimdi Rossi'yi kadroda düşünmüyoruz. MLS ekiplerinden teklifler var. İlk gelen teklif 2,5 milyon euro. Ve biz bu teklifi şiddetle reddettik. Asla görüşmeyeceğiz. Masadan kalkacağız dedik. Bunun üzerine gelen teklif 5'i bulmuş olabilir. 5 milyon euroyu bulmuş olabilir. 5'i de kabul etmedik. Ancak görüşmeler sürüyor diyebilirim. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de ayar oluşan oyunculardan bir Rossi, ABD'den teklifler gelmeye başladı. On servisine 5,5 milyon euro verilen Uruguaylı hücum oyuncusuna istenen düzeyde teklif gelmedi. Fenerbahçe 2,5 milyon dolarlık teklif aldı diyor. Burası da doğruluyor onu. Ve kiralama düşüncesinde diyor. İki sezonda 90 resmi maç. 10 gol, 20 asist. Fena da değil. Onu da söyleyeyim. Morten Julmant Jao Pedro. Bak mesela aklıma gelmişken Jao Pedro'yu da unutun. Jao Pedro'yu da Fenerbahçe kadrolarından silin. Onun da bu hafta içinde gitmesini bekliyoruz. Gelelim çöpümüze. Fenerbahçe taraftarına göre bir çöpümüz var bizim. Nasıl futbolcu olmuş? Bunu kim oynatıyor? Çöp bu. Denilen isim. Kim biliyor musunuz? İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'e flash teklif var arkadaşlar. Bundesliga ekibi Bayern Leverkusen'den Flash ciddi astronomik bir teklif var. İsmail Yüksek e, ismine göre astronomik bir teklif. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin orta savcı İsmail Yüksek'e Bundesliga'dan Bayer Leverkusen talip olmuştu. 10-12 arasında bir ilgi mektubu gö gönderdiklerini ve buna şahit olduğunu söylüyordu e, Sercan Hamzaoğlu. 4- milyon euro piyasa değeri var. 6 kez Türk milli takımının formasını giymiş bir golü olan İsmail Yüksek'ten bahsediyoruz. 6-8-10'da oynayabilen Yıldız isim için birçok teklifler var. Zamanında 65 bin euroya alındı Gölcük Spor'dan. Gölcük Spor'a da buradan selamlar olsun. Bir sonraki satışta da %10 pay verilecek Gölcük Spor'a. Onlar da bu transferin gerçekleşmesini en az Fenerbahçe kadar istiyorlardır. Şimdi 20 milyon euro istedi Fenerbahçe. 24 yaşında arkadaşlar İsmail Yüksek 24 yaşında 1.83 boyunda sağ ayağını kullanıyor. Yıldırım Belediyespor Spor, Gölcük Spor, Balıkesir Spor Adana Demirspor Spor, ve Fenerbahçe formaları giydim. Çıktığı 132 resmi kulüp maçında 14 gol 7 asist kaydetti. Biz kiraladık İsmail Yüksek'i. Ee, kiraladığımız yerde de aslında kendini gösterdi ama bir türlü olmadı. Mesela Vitor Pereira geldi İsmail Yüksek'i beğenmedi ama Jorge Jesus geldi İsmail Yüksek'i prens ilan etti. İsmail böyle bir oyuncu ve Jesus oynatıyorsa, prens ilan ediyorsa bir bildiği vardır diyen Leverkusen 16 milyon euroya kadar çıktı. Ben satılması taraftarıyım. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bir önceki videoda konuştuk. Ee, Cengiz için istedikleri para, Mehmet Zeki Çelik için istedikleri bir para var ortada. İsmail Yüksel'i 16'ya satıp, Cengiz'i 6'ya, 6'ya da e, Mehmet Zeki Çelik 12. Alma imkanımız olsa ben alırım. 16'ya İsmail'i satıp 12'ye bu ikisini alırım. İki tane Türk'le kanatlarımı bankolarım. Merkezi boşaltırım. Merkezi de yabancı alırım. Ama transfer işleri zor işler. Fenerbahçe tercihini yaptı Suat Serdar. İsmail Yüksek demişken bu haberi de konuşmak olmaz. Şimdi orta saha için yerli bir isim düşünülüyor. Ve Suat Serdar bu isim. Aslına bakarsanız Suat Serdar değil. Ben size Türkçesini söyleyeyim. Emre Can'a gittik. Olmadı. Salih Özcan'a gittik. Olmadı. Arkadaşlar bu isimlerle görüşüldü. Ya da bu isimler için kulüplerle görüşüldü. Her iki isim de olmadı. Hertha Berlin'de oynayan, gitmek isteyen Salih Özcan da Fenerbahçe'ye önerildi. Ve Hertha Berlin'den artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hertha Berlin teknik direktörü de satışına onay vermiş. Ve yeni bir isim arayışına girmişler. 13 milyon euro dediler Salih Özcan'a. Salih Özcan'dan geri adım atıldı. Belki zorlasak 7-8 alınabilirdi ama Dali Özcan bedavayken ben burada yalvardım alalım diye. Dediniz ki bu mu? Şimdi transfer pazarlığı başlamış arkadaşlar. 4,5 milyon euro değeri biçmişler. Suat Serdar'a 33 maçta oynayıp geçen sezon 4 gol 2 asisti var. Daha önce Mainz Şalke formalarda giymiş. FF'nin yeni kuralına göre yerli sayılacak. Erta tabelinde forma gör 11 Nisan 97 tarihinde dünyaya göre 1.84 75 kilo olan Suat Serdar sağ ayağını kullanmakta 8 numara pozisyonda. Arkadaşlar Suat Serdar'ı 1.5-2'ye falan alabilirsek alırız. Suat Serdar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş. Orta sahada bir isim Türk olur. Garanti olur. Artık hangisi hak ederse. Ama bu fiyat alamazsak ki yani olmayacak gibi. Şimdi uzun lafın kısası Fenerbahçe'de ortalık çok karışık. Ve bu transferler bir anda olacak iş değil. Hani birini satma imkanım var, öbürünü alma imkanım var. Onu onunla doldurma imkanın var. ihtimalin var. Ya yani çok karışık durumlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden de transfer böyle bir süreçte. Fenerbahçe Zaha'yı böyle unutturacak. Acil operasyon. Acil çıkış. Wilfred Zaha'nın Galatasaray'a kitlenmesi sonrasında Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarları bir yangın aldı. Hayal kırıklığı yaşadık. Neden böyle oldu? Ali Koç istifa yok yürüyüş düzenleyelim falan diyenler türedi. Çünkü Fenerbahçe'nin içerisinde Fenerbahçeli sayısı gittikçe azalıyor. Doğruları konuştuğun zaman ya adın hain oluyor ya Ali Koç ya Nakas oluyor. İşte şimdi de bu boyutu var. Şimdi ev bir operasyon düzenliyormuş Fenerbahçe kollarını sıvamış. Çalışmalar sürüyormuş ve yıldız oyuncularla taraftarın gönlünü alınma planlanıyormuş. Bir kere şunu söyleyeyim. Yıldız oyuncuyla taraftarın gönlünü alınmaz. Gönlünün içine edilir. Yani her transfer çalımı yediğinde yıldız oyuncu alacak olsaydı Galatasaray şimdi El Spasticos olmuştu. E oldular da yani. Fenerbahçe'den yedikleri çalımın atlı hesabı yok. Tadiç haberini verdiler. Tadiç Galatasaray'da Galatasaray görüşüyor anlaşmak üzere diye. Fenerbahçe o gün açıkladı. Şimanski'ye tesis gezdirdiler. Fenerbahçe aldı. Zaha Fenerbahçe'nin çekildiği sakat futbolcuyu almak gerçekten transfer çalımı katılıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk hedefinden birisi Taliska'ymış. 29 yaşındaki 10 numara. Forvet, forvet arkasında oynayabilen sol ayaklı bir isimden bahsediyoruz. Taliska alına sıra 8 milyon euroya gitmişti. Yıllık ücreti 8 milyon euro. 5 taşta 27 yani 55 maçta 27 gol 9 asist kaydetmişti. 4449 dakikadaki Ligin enlerinden birisi olmuştu. Haberde diyor ki Fenerbahçe yönetimi Zaha'yı unutturmak için Beşiktaş'ın eski yıldızı Taliska'yı gündemine aldı. Zaten Taliska 15 dakikada bir Türk kulüplerine transfer oluyor. Böyle bir isim. 2016-18 yılında Beşiktaş'ta kiralık oynadı ve taraf tarafı herkese hayran bıraktı. Adı hemen hemen her transfer döneminde üç büyüklerle anılıyor. Ölse de kurtulsak diyor. Almasın Taliska'yı göndermek istemesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi diyor. Göndermek mi istiyorlarmış? Fenerbahçe yakın takibe aldı. Fenerbahçe'nin planı satın alma opsiyonuyla kiralamak diyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse maaşın bir kısmında alınasını ödemesi gündeme gelebilir diyor. Arkadaşlar Talis ile ilgili bana da duyum geliyor. Yönetime yakın kaynaklardan ama ben bunun gaz almak için uydurulan palavralar olduğunu düşünüyorum. Yani bu duyumlara inanmıyorum arkadaşlar. Bu palavra gibi geliyor bana bilginiz olsun. Hakim gündemde. Bak bu daha yüksek ihtimal. Suudi gibi Al Nasr ile anlaşmış. İmza için bu ülkeye gitmiş. Ancak son anda transferi iptal olmuştu. Sakatlık adı altında. Maviler halen Faslı Yıldız'a bir takım arıyor. Adı hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la geçti. Bu isim. Tadiç devreye girebilir. Diye Ayaks'ta Tadiç ile birlikte iki sezon forma gidi. İki Yıldız o dönemde saha içinde çok iyi anlaşıyordu. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu için harekete geçmesi halinde Tadiç'in de ikna sürecinde rol oynaması bekleniliyor. Tabii Chelsea'nin önceliği satmak Abetli yetmekleri teklif alamadığı halde her türlü şeye yanaşabilir. Bu transfer olasılığını Fenerbahçe araştırmaya başlıyor demiş. Şimdi Hakim Ziyek için ben size bir duyum vereyim arkadaşlar. Bildiğiniz açık açık duyum. Şimdi Hakim Ziyek Türkiye'de bir takımda oynarsa bu takım Fenerbahçe olacak. Ve ciddi şekilde Fenerbahçe ilgileniyor. Hakim Ziyek konusunda ciddi şekilde ilgileniyor. Ama transfer duyumudur bu. Futbolcuların her şeyine de güven olmaz. Kulübünün bırakmak istemesi okey. Biz daha önce görüştüğümüzde istediği yıllık ücreti biz asla veremeyiz. Ama Hakim Ziyek konusunu yaban atmayın. Taliska ihtimalinden çok daha yüksek bence. Zaha'ya en yakın isimlerden birisi Nicolas Pepe. Arsenal 2019'da konservisine 80 milyon euro ödeyip o dönem için kulüp rekorunu kırdı ve Pepe ile yollar ayrılmaya çalışılıyor. Hatta Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmeye çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi hızlı rahat adam geçen topu rakip yarı alana kolayca taşıyan Pepe'nin teknik ekibin öncelik verdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi Yıldız oyuncunun Arsenal'la sözleşmesini feshetmesi halinde hemen harekete geçecek diyor. İngiliz basında Nicolas Pepe kariyerine İngiltere'de devam etmek istese de şu ana kadar İngiliz basına göre şu ana kadar hiçbir teklif almamış bir dışlı oyuncu. Yok. Geçen sezon kiralayan Nice'de on servisini almak için girişimde bulunmamış diyor. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Karaman'ın koyunu sona çıkar oyunu diye bir şey duydunuz mu? Bu arkadaşta bir sıkıntı var. Benim sorduğum arkadaşlar kronik sakat diyor. Yani kronik sakat diyor ama bilmiyorum. Yani kronik sakat diyor bilmiyorum. Şimdi Carrasco sürprizi. Kanarya Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu da gündemine aldı. Gerçekten mi? İyi yapmışız. Yani gündemimizi alarak çok iyi yapmışız. İyi bir hareket olmuş. Forvet bildiğim kadarıyla Carrasco. Sol kanatmış. Yani aslı forvet değil miydi bu arkadaşın ya? Ha forvet sol kanat. Orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Sözleşme bitiş tarihi 2024. 27 milyon euro almışlardı. Galiga'nın simgesi mi değişmiş ya? Evet. Galiga'nın simgesi değişmiş herhalde. Şimdi Karas Koyu gündemini aldı. Transfer dokümanı Sıracı isimler İspanyol temsilcisine gündelik gün görüşmeler başladı. Suudi Arabası'ndan teklifi alıyor. Ancak kötü Çin macerası onu yeniden böyle bir maceraya atılmaktan koruyor demiş. Kanarya tüm şartlarını zorlayacak. Ünlü kanat oyuncusunun renklerine bağlamaya çalışacak demiş. Arkadaşlar Cengiz Ünder bazı teklifler var. görüşmelerin menajer yürütüyor. Şu anda takımında yeni sezon hazırlanıyoruz. Bir şey demem doğru olmaz demiş. Bir tarafta Cengiz Ünder konuşuluyor. Bir tarafta Hakim Ziyek. Bir tarafta Karasko. Nikolas Pepe. Taliska. Şimdi şunu söyleyeyim. Futbolun bir gerçeği var. Ali Koç 5 sene boyunca taraftarın yalvardığı, aykırdığı, aman kurban olayım. Bak seni biz koçsun diye seçtik soyadını kullan yıldızları getir bizi de rahatlat kendine de rahatlat demişti 5 sene boyunca. Ama Ali Koç 5 sene boyunca armudun sapı üzümün çöpü alabileceğim en kötüsünü seçeyim diye uğraşmıştım. Bu sezon Tadiç Edin Ceko taraftarın gönlünde bir nebze olsun ferahlık sebebi olmuştu. Bunların da sebebi yaşları açıkça söyleyeyim yaşları ve Ceko'nun zaten Fenerbahçeli olması. Çünkü Balkanlarda Fenerbahçe sevilen bir kulüp. Bu böyle. Tadicin'de menajeri Ali Koç'un arkadaşı. ilk defa Ali Koç'un bir arkadaşı işe yaradı. Transferde 5 senedir, 6 senedir ilk defa işe yaradı. Ancak taraftarımız bana şunu söylüyor. Hocam sen bizim sesimizsin. Sen bizim yerimize yönetime tövebilecek bir isimsin. Yok estağfurullah ne söylemesi Açık açık çık de ki Ali Koç zahanın altında kalmak istemiyorsan alacağın isim tartışmasız olacak. Mesela Hakim Ziyek ismi. Ben tartışmam. Fenerbahçe taraftarının o kalalığı var. Hakim Ziyek'in nesini beğenmiyorlar çözemiyorum. Yani nesini beğenmiyorlar. Hocam sakat çıkmış. Ya bazı ta şeyler, transferler e sıkıntı olur. Nasıl olur biliyor musun? Mesela Fenerbahçe Galatasaray'ı rezil etmek istiyor diyelim. Kerem Aktürkoğlu'na 20 milyon euroluk teklif sunar. Galatasaray kulübü reddeder. İhtimal bir. Galatasaray Kulübü reddedici Fenerbahçe açıklama yapar. Kerem Aktürkoğlu için yaptığımız 20 milyon euroluk teklif Galatasaray tarafından kabul görmedi. Zaten oyuncuya değerinin çok çok üstünde bir teklif sunduk. Ancak kabul etmediler. Bilginiz olsun. Rezil olurlar. Fenerbahçe 20 milyon euroluk teklif gönderdi. Galatasaray kabul etti. Kerem Aktürkoğlu'nu getirip sağlık kontrollerinden geçirirken der ki sağlık kontrollerinde sıkıntı var. Kerem Aktürkoğlu'nun futbol kariyeri bitti. Yine Galatasaray rezil oldu. Bunlar sakat. Lan sakat sakat bunlar futbolcu mu oynatıyor diye. Kerem'in bütün yolları kapanır. Bütün yolları, bütün transfer yolları kapanmış olur. Bu da ayrı bir sıkıntı olur. Başka nasıl rezil etmek istiyorsun? Ee, hani Mane konuşuluyor, öbürü konuşuluyor. Getirirsin bir tane dünya ünlü starı. Verirsin parayı. Oynatırsın, alırsın. Sen onu aldın, ben de bunu aldım dersin. Arkadaşlar benim bir tezim var. Şampiyon olmak isteyen takımların ilk 11'ini koyarsın. Yedeklerini de koyarsın. İlk 11'e koyduğun isimler 2 puan. Yedeklere koyduğun isimler 1 puan. Ligin en iyi sıralamasında hangisi var? Atıyorum ligin en iyi kalecisi Fenerbahçe'de. A takıma koydun 2 puan. Ligin en iyi sahibi Fenerbahçe'de A takıma koydun 4 puan oldu. En iyi forveti Fenerbahçe'de koydun 6 puan oldu. En iyi sağ kanat 8, 10, 12. Yedeklerde de 5 tane isim var 17 puan. Galatasaray'ınkini koyarsın atıyorum 10 puan. Beşiktaş'ınkini koyarsın atıyorum 11 puan. Dersin ki kadro kalitemiz iyi. As ve yedek, yedek kadro çıkarırsın. Anlatabiliyor muyum? Şu an Fenerbahçe'nin kadrosu ilk 3'te birinci olamayacak. Size göre öyle. Bana göre de öyle. İsmail Kartal teknik olarak taktik olarak göreceğiz. Zimbru maçında göreceğiz. İnşallah Fenerbahçe'mize de başarılar. Maç öncesi canlı yayında da görüşürüz arkadaşlar. Zimbru maçında Asan, kesen, uçan, kaçan, 12 tane atan bir Fenerbahçe falan izleriz. Deriz ki o tamam. Kadro kalitesi bize göre yeterli değil. Ama oynatılan oyun kütürü keri gibi oyun deriz. Okey deriz. Aksi takdirde yandı gülüm keten elva deriz. Anlatabiliyor muyum? Ha umarım demeyiz. Yani umarım demeyiz. Niye demeyiz? Demeyelim ya. Ya Fenerbahçe'yi iyi izleyelim. Şampiyon olarak izleyelim. Fenerbahçe şampiyonluğuyla gurur duyalım. Yani Fenerbahçenin gurur duyalım. Hani Pepe ismi, Karasko ismi. Hepsini okuyayım ben. Ben öyle hani şey değil, bir adam değilim. Perdelerini kapatmış bir adam değilim. Anlatabiliyor muyum? Ama e, yani bir da olmaz. 8 milyon euro yıllık ücret alıyor oradan. Veremeyiz 8 milyon euro. Verebilen varsa aranızda buyursun versin. Biz veremeyiz. Verebilen varsa aranızda hayırsever buyursun versin. Ben Taliska konusunda kesinlikle size palavra diyorum. Ee, Karasko ilk defa bu haberde duydum. Bence palavra. Hakim Ziyek için görüşmeler sürüyor. Olur olmaz diyemem. Galatasaray'da görüşüyor bildiğim kadarıyla. Ben olursa Baya baya iyi bir isim alacağımızı düşünüyorum ama Tadiç varken, Ceko varken, Hakim Ziyek bana biraz tuhaf geliyor. Cengiz Ünder olabilir. Cengiz'i çekersen orta sahayı yabancılaştırırsın. Yani merkezdeki yabancı isimleri değiştirirsin. O da olabilir bir ihtimal. İsmail Yüksek'e 16 teklif geldi ama ben olsam kabul ederim. Çünkü bir yıl doğru düzgün oynamadan 16 teklif aldıysa bence abartmamak lazım. Ya hocam bir sene daha oynar bu sene de 30 alır. Öyle bir dünya yok. Garanti yok bir çapraz bağ sakatlığına bakar futbolcunun kariyerinin bitmesi Allah göstermesin. Allah hiçbir Fenerbahçe futbolcusuna bunu yaşatmasın. Teklif gelmişken satmak lazım. Hatırlayın Abdülkadir Ömür'e Manchester City mi? ne teklifte bulunmuştu. Ben dedim ki satmazlarsa büyük gerizekalılık yaparlar. Çünkü futbolcu bir sakatlanırsa perişan olurlar dedim. Transferi reddetti bir hafta sonra futbolcu sakatlandı. Yani bunlar bunun içinde şeyler. Diego Rossi'nin yolu açık olsun. Suat Serdar istesek bugün alırız ama fiyat düşürmeye çalışıyoruz orta sahada kalabalık için Serdar Dursun bu durumu anlattım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Abone olursanız kanalımıza, videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere.